Merhabalar. Pınar dondurulmuş ürünleriyle çok kısa sürede harika sofralar kurmaya devam ediyoruz. Bugün arpa şehriyeli Pınar piliç pane yapacağız. İnanılmaz güzel olacak. Bakın malzemelerinde neler var. Arpa şehriyeli Pınar piliç pane için 1 paket Pınar piliç pane, 1 su bardağı kadar rendelenmiş Pınar beyaz peynir, 1 su bardağı arpa şehriye, yarım tatlı kaşığı tuz, 1 çorba kaşığı Pınar tereyağı, yarım su bardağı kadar kıyılmış dereotu, yarım su bardağı kıyılmış ceviz ve sıvı yağ. Evet, şimdi hızlıca arpa şehriyeli pilav yapacağız ama çok değişik olacak. İçinde pınarın harika bir lezzeti olacak, beyaz peyniri. Ama önce ne yapıyoruz? Pınarın tereyağını alıyoruz ve arpa şehriyenin tadına tat katıyoruz. Hemen paketi açıyorum ve içinden şöyle tepeleme bir çorba kaşığı pınar tereyağını aldım. Ve şimdi hemen tencerenin içine koyacağım. Ve yağ ile birlikte yavaş yavaş arpa şehriyeyi kavuracağım. Arpa şehriyeni de içine ilave ediyorum. Bir yandan kavuracağım, daha sonra suyunu ilave edeceğim. Sonra kapağını kapatıp bir 10 dakika pişireceğim. Ama şöyle 1-2 dakika kavurayım. Tuzunu da unutmamak lazım. Tuzu da ilave ediyorum. Ve şöyle karıştırarak 1-2 dakika kavuracağım. Sonra suyu ilave edeceğim. Diğer taraftan arpa şehriyeli pilavı yaparken bir yandan piliç paneyi hemen pişirmek istiyorum. Pınar piliç pane. Çok güzel bir şekilde daha önceden de pişirildiği için sadece birazcık yağda ben de ısıtacağım. Ne kadar şık gözüküyor, görüyorsunuz. Çok az yağ ilave ediyorum tavaya. Ve hemen şöyle pınar piliç paneleri kaç tane istiyorsanız şöyle tavaya yerleştiriyorum. Evet, piliç panelerimiz güzelce ısınırken, pişerken şöyle tavada, ben de pınar beyaz peyniri alacağım, hemen rendeleyeceğim. Şimdi hemen ne yapacağım? Bakalım piliç panelerimiz ne durumda? İsterseniz fırında da pişirebilirsiniz. Diğer tarafını çevirdim. Bakalım arpa şehriyelimiz ne durumda? Suyunu çekmiş. 1-2 dakika sonra nefis bir şekilde hazır olacak. Arpa şehriyeler suyunu çekti. Şimdi rendelemiş olduğum pınar beyaz peyniri hemen içine ilave ediyorum. Mis gibi beyaz peynirin tadı da geçiyor arpa şehriyeye. Dereotunu ilave ediyorum. Ve kıyılmış ceviz. Ay, muhteşem bir karışım oldu. Biraz da karabiber koyalım. Evet. Piliç panelerden de çok güzel kokular gelmeye başladı. Şimdi artık servisi yapabiliriz. Birazcık bastırıyoruz. Ve şöyle koyuyoruz. Güzelce önceden pişirilmiş, benim sadece ısıttığım piliç paneleri de kenarına şöyle ilave ediyorum. Birer porsiyonluk koyabilirsiniz veya şöyle 2-3 tane koyabiliriz. Şimdi servise hazır. Arpa şehriyeli pınar piliç pane servise hazır. Afiyet olsun.